Hakikaten Mehmet Paşa hain miymiş? Yani... suikastçı öyle demiş. Ben emirleri Çerkez Mehmet Paşa'dan alıyorum demiş. Önce Abdülhamit'i, daha sonra da en sadık adamı Mahmut Paşa'yı öldürecektim demiş. Öyle demiş. Bak sen şu Mehmet Paşa'ya. Öküzün aptalı kasabın bıçağını yalarmış. Kasap bıçağı. Siz burada konuşurken Bidar Hanım kardeşini kurtarmıştır. Canım kurtarmışsa kurtarmıştır. Hem nereden biliyoruz? Belki adam gerçekten suçsuz. Ne suçsuzu Mahmut? Suikastçı itiraf etmiş işte. Ben gidip şu Bidar'a bakayım. Şimdi o abimin merhametli huyundan girer, paşayı affettirir. Aferin oğlum. Aferin oğlum. Yani fitne ateşini nerede, ne zaman yakabileceğini bilmek hususi bir kafa ister. O kafada sende var, aferin. Kime çekmiş? İşler de yolunda gidiyor. Aynen öyle. Bu Hiram, Mehmet Paşa'nın ismini vermeyi nasıl akıl etti? Canına akıl etmişse etmiş. İyi de etmiş. Bizi büyük beladan kurtardı. Şimdi Abdülhamit Mehmet Paşa'yla uğraşsın dursun. Bana bak. Sen bu Hiram'la temasa geç. Yalnız dikkatli ol. Asla yaklaşma. Adım adım. Adım adım. Baş üstüne paşa. Anne ne oluyor? Dayımı nasıl tutuklatır babam? Anne? Anne konuşsana! Bidar Hanım geldiğinden beri tek bir şey söyledi şehzadem. Sultanımız sus demiş. Sadece bunu söyledi. En konuşman gereken zamanda sus. Bu sarayda herkes çıldırmış. Üşütmüş herkes! Kardeşinizin böyle bir şey yapması. Gerçekten sizi tenzih ederim ama hala aklım almıyor. Nasıl ihanet eder sultanımıza? Tabii bilinmez ama bir de masum kızın ölüm meselesi var. Bak ben ihtimal vermem. Ama sarayda konuşuyorlar. Yok neymiş? Mehmet Paşa suikastten önce haritaları değiştirmiş. Sonra da gitmiş kızı öldürmüş. Tabii sultanımız da haritaları fark edince paşa da ona suikast tertip etmiş. Ben de bir bağırdım tabii. Böyle şeyler ulu orta yerde konuşulmaz edepsizler dedim. Sen de susmuşsun. Ama olmaz böyle. Bak daha mahkeme olacak. Belki bildiğin bir şey vardır. Anlatırsın kurtulur kardeşin. Hani sana söylediği bizim bilmediğimiz falan. Sen de kendine gel canım üzülme artık böyle.